Bakalım kimle tanışıyoruz. Merhaba. Merhabalar. Buyurun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Tanıyalım. Ben Doktor Demet Orhan Başar. Kadın Hekimler Eğitim ve Destek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda hoş geldiniz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Evet. Kahevli bir hekimle konuşuyoruz ve aynı zamanda Kahev'in başkanı. Öyle evet. Mi? Peki. Aha. Kahev Yönetim Kurulu Başkanı Demet Hanım. Buyurunuz efendim. Dinliyoruz sizi. Merhabalar. Merhaba. Neler yapıyorsunuz bölgede bu arada? Evet. Öncelikle deprem yüzünden depremzede olmuş vatandaşlarımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hı hı. Sonrasında da Kahev'in projelerinden bahsedeyim. Buyurun. Biz Kadın Hekimler Eğitim ve Destek Vakfı olarak afet fonumuz dahilinde Elazığ depreminden itibaren İzmir depremi, hı, ardından emanetimiz bir fonumuz da koronavirüs pandemisinde vefat etmiş sağlık çalışanlarının çocuklarına burs, hı, veriyoruz. Hı. Yine yangınlarda geleceğimizi yapmak isteyerek evi yanmış çocuklarımıza burs veriyoruz. Hı hı. Bu afet fonumuz dahilinde yine bu bölgedeki depremzedeleri öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerimiz, ikameti bu 10 ilde olan üniversite öğrencilerimiz için biz bir fon açtık. Hı hı. Ve doktor camiası olarak şu anda 2000 öğrenci kadar bir öğrenciye bu fonu sağlamış durumdayız. Harika şey. Fakat, mi yani hekimler mi topladı bunun arasında? Evet, kendilerimizde bu parayı topladık. Hı-hı. Biz gruplar yapıyoruz. Hı-hı. Mesela 3 tane hekim aylık 300 lira veriyor. 900 lira bir grup oluyor. Hı-hı. Bu şekilde şimdi gruplarımız 2000'e doğru yaklaştı. Hı-hı. Fakat biz size ulaşmam ve duyuru yapmamın nedeni, buyurun, çok fazla bir nüfus olduğu için ve çok fazla üniversite öğrencisi olduğu için, hı-hı, daha fazla öğrencimize burs verebilmek için biz bu afet fonumuzu tanıtıyoruz. Kadın Hekimler Eğitim ve Destek Vakfı 4,5 yıl önce bir öğrenciye burs vermek için yola çıkmış 25 bin kadın hekimin oluşturduğu bir vakıftır. Bütün faaliyet raporlarımız kahev.org adresimizde vardır. Hı-hı. Bizim vakfımıza gelen her türlü bağış ve çıkan her türlü nereye gittiği paraların orada bellidir. Oradan bizi inceleyebilir vatandaşlarımız. Hı-hı. Aynı zamanda biz okullarımıza da destek olduk. Şu ana kadar yüzlerce okulumuzda projeler yaptık, kütüphaneler yaptık, robotik kodlama atölyeleri yaptık ve bu sene okul projelerimizin hepsini deprem bölgesinde yapmaya karar verdik yönetim kurulu olarak. Dediğim gibi afet fonumuza desteklerinizi bekliyoruz ve Kahev 2018 Instagram adresimiz ve bütün sosyal medya mecralarından bizi takip edebilirler. Hı hı. Bütün biz orada yaptığımız her şeyi zaten yayınlıyoruz. Hı hı. Yine deprem bölgesinde olan eski bursiyerlerimiz, yani normal bursiyerlerimiz için de bu ay bir aylık ek burs verdik. Hani onlara bir nebze destek olabilmek için. Hı hı. Bizi takip ederlerse ve destek olurlarsa doktorlar olarak çok seviniriz. Evet, kahev.org.tr web sitesi. Şu, evet, an bakıyorum ben de. Orada... Evet, aynı zamanda burs başvurusu yapmak isteyen depremzede öğrencilerimiz de 24 Şubat ve 24 Mart arası kahev.org'daki kriterleri tutturanlar, evleri orta ağır hasarlı olanlar, hı hı, orada ikamet edenler, hı hı, ve anne baba geliri kaybedilmişse zaten başvurabilir, kaybedilmemişse 30 bin liranın altında olanlar, hı hı, oradan gerekli belge listesine bakıp başvurularını lütfen yapsınlar. Evet. Biz daha fazla öğrenciye ulaşmak için, kaynak bulmak için çalışıyoruz. Yurt dışından da bize bağışlar geliyor. Hı hı. Bütün çabamız onlar için. Bu konuda bize de destek olursanız çok seviniriz. Dediğim, evet, gibi kahevbus.com'da başvurularını yapacaklar ama şartları kahev.org'dan inceleyebilirler. Şunu görüyorum zaten orada var. Şu an inceliyorum web sitesi. kahev.org.tr. Evet. Orada zaten üst tarafta menüde hakkımızda burs, okul desteği, haberler, evet, basında kahev, kadın izi gibi. Hı-hı. Oradan görüyorum. Peki şimdi burada burs, evet, bursa ihtiyacı olan bölgedeki üniversitelerden, üniversite öğrencilerinden yardım alabilirler. Bunu evet, şöyle, bölgede okuyup ikameti İzmir'deyse, ailesi İzmir'deyse onlara burs vermiyoruz. Çünkü eğitimler online oldu. Hı hı. Onlar memleketlerine döndüler. Hı hı. Biz daha çok mesela İzmir'de okuyup Adıyamanlı olup ailesi evsiz kalmış, hı hı,
Bu tarz yani ikametgah, ailesinin ikametgahı. Elbette yani bir aciliyet sıralaması yapıyorsunuz aslında. Evet, aynen. Evet, tabii. Evet, burada görüyoruz. Peki burada ben az önce bağışla ilgili bir şey görüyordum. Onu tekrar ulaşmaya çalışıyorum. kahev.org.tr burs okul desteği haberler. Evet. Ha bağış yap. Bağış yap gördüm orada. Afet fonumuzun IBAN'ı var orada. O IBAN'a gelip açıklamasına afet bağışı yazarlarsa zaten o para sadece bu burs diğer çocuklar için kullanılacak. Şimdi ben orada bakıyorum. Online bağış var. Genel bağış, burs bağışı, vefa fonu, afet fonu bağışı. Mesela afet fonu bağışına tıkladığım zaman ne yapıyorsunuz bu afet fonu bağışına? Diyelim ki ben 1.000 lira bağış yaptım şimdi. Ne yapıyorsunuz bunu? Şimdi biz takımlı dediğim öğrenci takımı kurduğumuz bursiyerlerin dışında aldığımız bütün çocuklara oradan parayı göndereceğiz. Üniversite okuyorsa ve tıp ve diş okuyorsa aylık 900 lira 16 ay boyunca. Tıp ve diş dışındaki bölümdeki öğrencilerimize de aylık 700 lira 16 ay boyunca. Yani bu sene bitecek ve gelecek senenin sonuna kadar bu fondaki para tamamen o çocuklara burs olarak aktarılacak. Evet, ben şimdi baktım örnek bir rakam yazdım oraya, ardından çıkıyor yani IBAN vesaire olmadan buraya ad, soyad, adres, şehir, kredi kartıyla da anladığım kadarıyla buradan bağışta bulunabiliyor. Ardından normal kredi kartıyla online alışveriş yapıyor gibi bağışta bulunabiliyorsunuz. Kahve orada da çeşitli seçenekleri var. Peki, çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Ederim. Sağ olunuz. Konuk ettiğiniz için çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz.